Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 10 Aralık 2020 günlerden Perşembe. Ben Gökhan Üzbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı olan 23 derecenin 881. bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün değerli bir konuğumuz var, daimi konuklarımızdan 22. dönem İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'le birlikte gündemi, politikayı, dış siyaseti, ekonomi, daha doğrusu haberlerde ne varsa onları konuşmaya çalışacağız. Emin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana da seyircilerimize, dinleyicilerimize de çok sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ediyorum Emin Bey. Emin Bey, gündem o kadar yoğun ama aslında ilk gündemden başlamak istiyorum. Muhalefet lideri, ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmesinde son dönemlerin en büyük performansını gösterdi. 1 saat 12 dakika boyunca adeta AKP'lilerin hissedebileceği bir tarzda konuşma yaptı. Allah'ın izniyle kelimeleri yaptı. Muhafazakar cümleler de kullanmaya başladı. Siz siyasetin içinden gelen tecrübeli bir isimsiniz. Üstelik Adalet Kalkınma Partisi'nde milletvekili de yaptınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuşması hakikaten büyük bir heyecan yarattı. Özellikle kendi tabanında. Sen de çok tecrübeli bir gazeteci oldun. Çok yakından da takip ediyorsun. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin muhtevasında, içeriğinde yeni hiçbir şey yok. Bunları daha evvel röportajlarında da, grup konuşmalarında da söylemişti. Ancak bu sefer haklı bir heyecan yaratan konu, kullandığı uslup ve verdiği enerji oldu. Yani söylediğiniz kadar yarattığınız algı çok önemli. Kendisine de moral geldi. Onda o günden itibaren de bakıyorum, yürüyüşü bile daha moralli bir hale gelmiş vaziyette. Demek ki siyasiler, ki bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan, söylediklerinin muhtevası kadar, içeriği kadar uslup ve yaydığı enerjiye dikkat etmeleri gerekir. Bu meclis konuşması, bütçe konuşması bunun ispatı oldu. İyi oldu. Yani bir hareket geldi CHP tabanına. Şey konusu tabii önemli. Son 5 dakikada hadi aday ol diye biri laf atınca, olup olmayacağımı nereden biliyorsunuz gibi güzel, hem oturaklı hem sakin ama enerji dolu bir cevap verince de heyecan getirmiş oldu. Bir münazara başlattı. İyi oldu bu konuşma. Ama üslup değişikliğinin pozitif etkilerini de sanıyorum anketlerde görecek gibi geliyor. %100. Çünkü danışman kadrosunda değişiklik var Kılıçdaroğlu'nun. Hani isimlerini şimdi açıklamamız etik olmaz. Dün CHP kulislerini aldık. Ama muhafazakar eksenli yeni bir danışman daha kadroya dahil olmuş. Onu söyleyebilirim. Yani kullandığı, orada tabii kullandığı muhafazakar kelimelerin ötesinde yaydığı enerji çok önemliydi. Yani bunlar evvel hiç alınmasın. İlk zamanlarda SSK müdürü gibi konuşurken, arkasından milletvekilliğinde edindiği tecrübeyle Plan Bütçe Komisyonu üyesi gibi konuşur hale gelmişti. Şimdi bu konuşmayla da bir parti lideri konuşması haline geliyor. Bu yaydığı enerji, kullandığı içerik veya uslup gibi çok çok önemli. Aynen, bu üslup çok önemli. Emin Bey, bu ara tabii evdesiniz, pandemi koşullarında hepimiz gibi. Tabii. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu pandeminin yarattığı ekonomik sarsıntıyı? Bugün işte resmi gazete yayınlandı. Tunus'a da 5 milyon dolar para gönderiyoruz İBE. Nijerya'ya, Kongo'ya hibelerimiz var. Yani şimdi Kongo'ya hibe yaptığımızı bilmiyordum. Şimdi yeni öğrendim senden. Bir şey okuduk Tunus'u. Burada bu 3'er 5'er milyonluklar, milyon konuları tabii halkı rahatsız ediyor ama rahatsız etmesi gereken daha öncelikli konular var. Yani önemli bir ülkeye, ne bileyim ben, maske yollarsınız, bunu hibe olarak yollarsınız sıkıntıdaki bir ülkeye. Bunlar cüzi yardımlar, sembolik yardımlar, pek tabii ki makuldür. Ama çok daha önemli iki, bunun gözden kaçmaması lazım. Kumara karşı olduğunu tahmin ettiğimiz veya öyle varsaydığımız AKP hükümeti, Demirören'in yönetiminde olan Milli Piyango'nun kadefisini sıfırladı. Bugün Nedim Türkmen hesap etmiş. Yani milyar dolarla, belki Türk parası 1.8'ler 2 milyar doların üzerinde bir kar transferi haline geliyor. Bu kadar vergi sıkıntısı, vergi toplama sıkıntısı, bütçeyi denkleştirme sıkıntısı içinde olan bir hükümetin bunu niye yaptığını anlamak, gülerek anlatıyorum yani, diyecekler yok. Hani o arada da latifeli bir tweet attım.
Madem milli piyangoya böyle bir imkan tanıyorlar, Turizm Bakanı da ön ayak olsun. Yabancılara kumarhaneleri de açalım, turizmi biraz canlandıralım. Çünkü demek ki bu kumar şans oyunları konusunda bir hassasiyeti yok. Vergileri affedecek kadar hassasiyeti yok bu hükümetin, öyle çıkıyor ortaya. Tunus'a giden 5000 yolu bir tarafa bırak. Bu Covid sırasında da sığınmacı iken artık yerleşik göçmen haline gelmeye başlayan Suriyelilerin durumu ne oluyor? Yani şimdi Allah'ını seversen bu Suriye meselesinde politikamız başka türlü olsaydı, burada sığınmacı olarak gelen ama yerleşik düzene geçmeye başlayan Suriyelilerimizin huzur içinde kendi ülkelerine dönebilecekleri bir ortam yaratılsaydı, herhalde Tunus'a giden 5 milyon dolardan çok daha fazla yükten kurtulmuş olacaktık. Öncelikleri dikkatle ele almak lazım ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfi nasıl isterse Türkiye öyle idare ediliyor. Yani hiç sorun değil. Ben aslında şunu kabul ediyorum yani. Somali'nin geçtiğimiz günlerde IMF borcu silindi. Hani kamuoyunda da bir yanlış bilgi, 2 milyon silindi diyor ama 3.4 milyon diyor CDS puanlar farkı. Tunus 5 milyon. Hani normalde devletler bu tür hibeler yapabilir ama söz konusu kendi esnafına, kendi yurttaşına ne yapıyorsun? Bunu sormak gerekiyor aslında. Ya sen ne diyorsun? Yani orada denecek laf yok. Bu başta kocayı, Sayın Kocayı takdir ediyorduk. Sonunda ortaya rezaletler çıktı. Arkasından bilim kurulunun haline baktık. Başka bir rezalet ortaya çıktı. Önlerine gelen rakamlar hasta rakamı mıymış, vaka rakamı mıymış, onun farkında olmadan bilim kurulu toplantılar yapıp beyanatlar vermiş. Arkasından ekonomik olarak yapılan vergi aflarına, vergi indirimlerine baktığın zaman ya insanın aklı hafsalası almıyor hakikaten. Aklı hafsalası almıyor. Kardeşim bugün şans oyunlarından vergiyi affetmek değil, o vergiyi arttırarak bunu esnafa dağıtma günü. Bugün yandaş müteahhitlerin vergisini affetme günü değil, bilakis o yandaş müteahhitlerden vergileri alıp esnafa, emekliye dağıtma günü. Bunları yapmaya beceremeyen bir hükümet için ne diyeyim, diyecek laf var mı? Çok da yok ama çok ilginç bir tweet attım geçtiğimiz günlerde. Benim Cumhurbaşkanı adayım dedim. 16 maddede kendi kafamdaki Cumhurbaşkanı adayını vurguladım. İşte külliyeden çıkıp Çankaya Köşkü'ne tekrar dönmesi gerektiği. Altta gelen yorumlarda külliyeyi acilen ya da sarayı, daha doğrusu izleyicimiz öyle yorumlamış. Sarayı acilen kumarhaneye çevirelim. Hem ciddi bir turizm geliri elde ederiz hem de dünyaya seküler bir imaj çizeriz. Zaten KDV'de %0 diyor. Gerçekten çok yaratıcı bir toplumumuzda var. Bizden evvel nedenler olmuş. Tebrik ederim kendisini. Ben oranın yüksek hukuk akademisi veya üniversite olmasını tavsiye ediyordum. Ama bugünkü gidişatta kumarhane olmasın belki de düşünülebilecek bir şey. Olabilir tabii ki. Ama artık bunu Allah aşkına saraya hakaret olarak almasınlar. Çok alıngan davranıyorlar Fahrettin Altun filan. Katiyen o manada, bunu ironi manasında söylüyoruz. Ben sembolik bir, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçeceksek, doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı sistemi de olmayacaksa, parlamenter rejime dönülecekse, o zaman sembolik Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet'in sembolü olan Çankaya Köşkü'nde oturması muhakkak ki daha doğru olur. O zaman külliyeyi de ya başbakanlığa çevirirler ki bırakmazlar onu yanlışlıkları için. Ama bir yüksek hukuk akademisi veya bir üniversite olursa daha doğru olur. Kumarhane dememizi ironi olarak yapıyoruz. Fahrettin Altun hemen hakaret ettik diye alınmasın. Valla bu ara çok da alıngan davranıyor. Önüne gidene daha başlıyor. İnanılmaz alıngan, inanılmaz. Şimdi inanılmaz alıngan demeyi de hakaret olarak alabilir. Ama yani biraz ne diyelim o zaman yani da. Artık mimiklerimizle bir şeyler ifade edelim. En doğrusu o olacak herhalde. Herhalde. Ya Cumhurbaşkanı dedik de Emin Bey, şimdi kamuoyunda Adalet Kalkınma Partisi'de, MHP'de adayımız belli diyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan'ı ifade ediyorlar. Açık açık isim de veriyorlar. Ama şimdi anayasa ortada. Hala anayasa yürürlükten kalkmadı. Herhangi bir darbe de olmadı. Anayasada iki dönemden fazla Cumhurbaşkanlığı yapamaz diyor. 101. madde çok açık. Cumhurbaşkanı iki dönemden daha fazla seçilemez diyor. Evet, doğru. Ama şimdi olağan tarihinde seçim olursa, yani meclis seçim istemezse, Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı anayasaya aykırılık teşkil ediyor. Ya da böyle yorumlanmak gerek. Gerçi Adalet Kalkınma Partisi ve MHP cenahı işte anayasa 2017'de değişti.
O değişiklikten sonra parti cumhurbaşkanlığında birinci dönem ortaya çıkıyor diyor. Yani hukuku biraz zorlama yorumlar oluyor. Sizin fikriniz nedir? Erdoğan şimdi çok normal güzel bir olağan konuya seçimde aday olabilir mi? Olağan seçimde değil, erken seçimde bile olup olmayacağı, yani meclisin alacağı bir kararla erken seçimde bile olup olmayacağı çok muallakta. Yani burada amir ve üstün hüküm meclisin yenilendiği seçimde anayasanın 101. maddesi kadük hale mi geliyor, gelmiyor mu? Bu hukukçuların tartışması gereken bir konu. Çok zamanında açtın ve muhalefetin bu konuda bir sürü konuda olduğu gibi gündemin dışında tutarak büyük bir ihmal içinde olduğu kanaatindeyim. Çünkü böyle bir konu pratikte ne olur? Sayın Cumhurbaşkanı aday olur tekrar diyelim. Bu Yüksek Seçim Kurulu'na gider. Yüksek Seçim Kurulu'nda hatırlarsın bu diploma meselesi falan da vardı. Ben bunun adaylığını kabul ettim dediği zaman sizin itiraz edeceğiniz merci de yok. Yani ne Danıştay'a gidebilirsiniz, ne Anayasa Mahkemesi'ne gidebilirsiniz. Hüküm kesin olur. Ondan sonra iptal davası, bir sürü saçma sapan işlerle karşılaşırsınız. Şimdi iki tane görüş var dediğin gibi. Bunlardan bir tanesi yeni anayasa olduğu için olabilir diyorlar. İkinci görüş ki bence daha doğru oluyor. Yeni bir anayasa yok. Anayasa değişiklikleri var. Yeni bir anayasa yapılmadı. Ve 101. maddeyi okuduğun zaman orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkileri söz konusu edilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmiş olmasını önemsiyor 101. madde. Dolayısıyla bunlar evvel de iki kere halk tarafından seçildi Sayın Cumhurbaşkanı. Onun için bu hukuki bir münakaşa getirecek bir konu. Bunu her zaman yaptıkları gibi son ana bırakmadan muhalefeti ciddi bir şekilde belki Yüksek Seçim Kurulu'nu şimdiden zorlayarak bir görüş istemesi, bu konuyu orada şimdiden müzakereye açması lazım. Neden? Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı MHP tarafından kesinleştirildi. Yani AK Parti tarafından tabii kesin de zımni bir kesin olma durumu var. Açıklama yapılmadı adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır diye ama Devlet Bahçeli yaptı bu açıklamayı. Bu açıklama çerçevesinde bence CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'nu bu konuda bir görüş belirtmeye zorlaması gerektiği kanaatindeyim. Bunu yalnız CHP değil, HDP de yapabilir. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun eski başkanına Demirtaş'a mahkemedeki konularında teröristtir diye mahkemeye etki yapabilecek şekilde kendi eski beyanlarının tersine tesir edebilecek bir tavır içerisinde. Bunu da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Kendisi de zaten yanlış olduğunu söylemişti ama aynı şekilde devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nu bu konuda bir tavır almaya zorlamak lazım şimdiden. Çünkü sonra biliyorsun zaten Cumhurbaşkanı tarafından atanmış hakimler orada görev yapıyorlar. Etki altında kalma ihtimalleri var. İnşallah olmaz ama oluyor. Nitekim bundan evvelki referandumda veya seçimlerde aklı hayale gelmeyen bazı uygulamalar yaptıklarını da gördük. Onun için muhalefetin bu konuyu şimdi gündemde tutması veya gündeme getirmesi lazım. Gerçi şimdi yeni çok büyük kargaşa çıkar. Yani. Çok büyük kargaşa çıkar. Ha ben bir daha olmasın demiyorum. Benim hatta başka bir teklifim daha vardı. Onu da burada müsaade edersen tekrar edeyim. Buyurun Emin Bey. Ben şöyle düşünüyorum. 5 senelik dönem içinde ilk 3 senesinde meclis veya cumhurbaşkanı karar verirse erken seçim yapıldığı takdirde bu otomatik olarak dönemine ilave edilsin veya dönemi yanmasın diye bir teklifim var. Erken seçim olduğunda. Bilmiyorum anlatabildim mi? Kendisi çok de iyi anladım. Çok iyi anladım. Ve bu hakkı da vermek lazım kendisine. Niçin? Biz çok önemli bir eksiklik içerisindeyiz Gökhan. Bizim bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güven oyu yok. Güven oyu parlamenter sistemde güven oyu var. Yani yürütme doğru dürüst çalışmadığı takdirde güven oyuna muhatap kalıyor. Hatta kendisi bile isteyebiliyor. Bana güven oyu verecek misiniz diye. Bugünkü sistemde güven oyunun manası ancak bir seçimle olur. Halka sorarsınız, seçtiğiniz yürütmeye itimat ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye. İtimat ediyorsa Sayın Recep Tayyip Erdoğan devam eder, seçimi kazanırsa.
İtimat etmiyorsa da yeni bir iktidar gelir. Bu güven oyu talebi manasına gelir. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz Emin Bey. Yani çok güzel bir nokta aslında. Yani parlamenter sistemde her dakika seçim istemek yerine güven oyuyla aslında yasama yürütmeyi denetlemiş oluyor. Ama mevcut sistemde bir güven oyu yoksa, doğru anladıysam, ancak bunu seçimle, halkla ancak güven oyu alınabiliyor. Çok doğru anladın, evet doğru. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu durumda dönemi de yanmasın diye denebilir ki 5 senelik dönemin ilk 3 senesinde seçimler yenilendiği takdirde bu Cumhurbaşkanı'nın görev süresine otomatik olarak ilave edilir veya yanmaz diye. Bunu bütün partiler anayasa değişikliğini bir hafta içinde mecliste yapabilirler. Şimdi, bu da erken seçimin önünü açar. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bir güven oyu alma ihtiyacı hissediyorsa halktan, ki etmesi gerektiği kanaatindeyim. O danışmanlarının yazdıkları akla sığan yazıların haricinde ciddi olarak bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Hele gelişmeleri dikkate alırsa, Tayyip Erdoğan da yenilenmiş bir şekilde seçimi kazanırsa, çok yenilenmiş bir şekilde arkadaşlar atıp tutmayın yurt dışında, bu çerçevede muhatabınız benim, seçimden de yeni çıktım diyecek, kuvveti kendinde bulur. Çünkü bazı teşebbüsleri var. Mesela yeni büyükelçiler atandı. Bence isabetli atamalar yapıldı. Fransa'ya yapılan atama Macron'un sınıf arkadaşıymış. İnşallah hatırlar Macron kendisini. Bu arada Murat Mercan, eskiden tanıdığımız arkadaşımız Murat Mercan Bey, Amerika'ya sefir oldu. Çok isabetli bir seçim olduğu kanaatindeyim. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla, Murat Mercan'ı tanıdığım kadarıyla. Kendisine başarılı çalışmalar diliyorum. Tabii onun çalışmaları da Türkiye'nin genel durumuna paralel olarak olacak ama orada kulakların açılacağı, söylediklerine itibar edilecek veya dinlenecek bir büyükelçi atanmış oldu. Kendisine hakikaten başarılar diliyorum. Aynen, ben de Murat Bey'le biraz önce hatta telefonla da görüşme şansım oldu. Yeni görevin hayırlı olmasını ifade ettim ki zor bir görev. Üstelik kesti yaptırımların o söz konusu olduğu, Biden yönetimiyle Erdoğan yönetimi arasında uzlaşmazlıkların büyük olduğu bir dönemde bence en kritik, en stratejik büyükelçilik görevlerinden birisi. Şu anda Murat Mercan'ın omuzlarında. Ya başarılı olması ülkemiz adına iyi olur. Oradan dönecek kişiler de Sayın Kılıç ve Paris'ten dönecek de Hakkı Musa Beyefendi de çok kıymetli devlet bürokratları diyelim. Onlar da herhalde burada önemli görevler alacaklardır tekrar. Emin Bey, ben tekrar konuya dönmek istiyorum. Şimdi ben doğru da anlamak istiyorum. Sizce mevcut anayasamızın 110. maddesi ortadayken Sayın Erdoğan tekrardan aday olabiliyor mu erken veya olağan seçimde? Şimdi senin benim ne düşündüğümün hiçbir önemi yok. Bunu Yüksek Seçim Kurulu nasıl değerlendiriyor onu da neyim var sevgili Gökhan'cığım. Yüksek Seçim Kurulu ben bunu böyle değerlendirdim. İstediği kadar olabilir derse olur. Hayır olmaz derse olmaz. Onun için evvela Yüksek Seçim Kurulu'nun tavrının ne olduğunu bir karara bağlatmak lazım. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'nda tartışmaya açtırmak lazım. Bunu nasıl zorlayacaklar? Bu muhalefetteki partilerin işi. Bunu zorlayıp bir karara bağlatmaları lazım. Yoksa bu seçim arifesindeki son 60 gün içinde ham hum şalolop oldu bittiye gelecek. Karar öyle veya böyle. Benim ne düşündüğümün hiçbir emniyeti yok. Çünkü kanunlar zaten yazılırken lastikli yazılır. Anayasada lastikli yazılmıştır. Yani hukuk değerlendirsin diye. Bu bir kanun taktiği veya metodu. Meclisteyken de bunu çok gördüm ve çok da münakaşa ettim. Yani açık seçik kanunlar yazılmıyor veya tenakuzluk kanunları arasındaki irtibat kurulamıyor. Senin benim ne düşündüğüm hiçbir emniyet yok. Bunu hukukçular değil, anayasa hukukçuları tartışsınlar. Mesela yandaş gazetelerde bu görüşler alındığında 10 kişiden görüş alıyorlar, onu birden olur diyor. Olmaz diyenlerin görüşü ortada yok. Ben şahsen anayasadaki bu yazım olduğu müddetçe halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'nın yeni hükümet sistemini tarafından etkilenmeyeceğini ve iki defadan fazla olmaması gerektiği gibi düşünüyorum. Ama açıklığa kavuşulmuş. Ama şimdi Emin Bey'de şöyle bir durum var. Bir insan siyaset yapmak istiyorsa ve eğer böyle bir tartışmalı konu varsa bu Adalet Kalkınma Partisi'nin ve Erdoğan'ın da lehine olabilecek bir durum.
kamuoyuna yeni bir mağduriyet algısı da yaratılabilir. Hele hele anket sonuçları ortadayken, yani hangi anket firması konuşursa konuşalım, yorumla yaparsa yapsın ya da sonuçları açıklarsa açıklasın, Adalet Kalkınma Partisi o %50'lerden 40'lara, 40'lardan 30'lara, şimdi de kararsızlar dağıtılmadan önce %28'lerde görüyoruz. Evet. Yani bence bu tartışma muhalefetin lehine gelir mi gelmez mi? Bunu sesli düşünüyorum ben. Valla o zaman seçimden 60 gün evvel olursa Tayyip Erdoğan'ın %100 lehine gelir. Bunu bugün tartıştırsınlar ve hatta desinler ki arkadaş merak etme, eğer sen Yüksek Seçim Kurulu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olmasına doğru bakmıyorsa, makul bakmıyorsa gel anayasayı değiştirelim, sana bir kere de hak verelim derler. Yani muhalefet bunu son anda tuzağa düşeceğine bugünden çareyi ortaya koysun. Ya bu doğru aslında. Bir tuzağın içinde zaten yine muhalefet ister istemez sürüklenmiş. Tabii tekrar mağduriyet yaratılacak. Son 60 günde bas bas bağıracak, benim önümü niye kesiyorsunuz diye iktidar tarafı, anlatabildim mi? Hayır, Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesilmemesi lazım bana göre. Kesinlikle. Bence sandıkta geldi. Sandıkta gitmesi gerektiğini düşünenlerin muhalif olarak. Ya giderse bak gitmesi lazım. Sen öyle düşünebilirsin. Ben gitmesi veya gitmemesi gerektiğini halkın karar vermesi gerekiyor. Kesinlikle ben de sizin hemfikrim o konuda yani. Bak buradaki mesele kazasız belasız, hilesiz hurdasız neticesi uygulanabilir bir seçimin yapılabilmesidir. Hile ihtimalini hala görüyor musunuz Emin Bey? Yani özellikle hilesiz hurdasız de... Efendim ben temennimi söyleyeyim. O kadar saçma sapan kararlar alındı, öyle saçma sapan uygulamalar yapıldı ki tereddütler kalkmadı ortadan. Muhalefet de bu konuda bugüne kadar sınıfta kaldı. Muhalefetin tek başarılı olduğu zaman İstanbul ve Ankara belediye seçimlerindeki sandık hakimiyetidir. İşte bu Türkiye'ye yansımaz mı ilk genel seçimde? Efendim? İlk genel seçimde Türkiye'ye yansımaz mı bu tecrübe? Bilmiyorum. Ben Canan Kaftancıoğlu'na Taksim toplantılarında sordum. Siz muhalefet olarak Türkiye'nin kötü idare edildiğini iddia ediyorsunuz. Ana muhalefet olarak da biz iktidara gelirsek daha iyi idare edeceğiz diyorsunuz. Niye o zaman erken seçim istemiyorsunuz dedik. Zaten bu erken seçim münakaşaları ondan sonra başladı. Sayın Canan Kaftancıoğlu da gayet açık bir şekilde biz ne seçim gününe ne de seçimden sonra Türkiye'yi idare etmeye tam olarak daha hazır değiliz dedi. Gerçi ve daha... o sırada Isparta'dan bağlanan bir CHP adayı da 190 bin civarındaki sandığın 68 bin tanesinde CHP'nin müşahidi olmadığını söyledi. Ama burada yani, bir yanlış algı da var şimdi Emin Bey. 68 bin müşahit yok diyoruz da Millet İttifakı olarak geldi. Saadet ve İyi Partisi'nin müşahidi. Kardeşim bırak onu. Sen ittifakın olup olmayacağını da bilemezsin. Gelecek seçimden evvel bir seçim kanunu değişikliği olur, o olur, bu olur. Ne yapacağınızı da bilmiyorsun. Ana Muhalefet Partisi, Ana Muhalefet Partisi'nden bahsediyoruz ya. Ana Muhalefet Partisi iktidara aday olması gereken, ben senden daha iyiyim diyebilmesi gereken bir parti. Bırak şimdi ittifakı. AK Parti kendisi 190 bin sandığını 191'inde müşahit bulunduruyor mu? Bulunduruyor. Sen de o zaman Türkiye'yi yönetmeye talipsen, yanındaki ittifakları bilmem neleri bırak, kendin o zaman en fazla milletvekilini çıkartacak şekilde kendin sandığa hakim ol efendim. Sana kim itimat eder ya? Sandıkların 1/3'ünde, 1/4'ünde müşahit bulunduramayan bir partiye ben dostlarımla hareket ediyorum derse Ana Muhalefet Partisi olarak sana kim itimat eder? Onun için Kılıçdaroğlu'nun bu bütçe konuşmasından yarattığı hava seçim işleri yönetiminden yerel yönetimlere kadar itiraz ettirilmeyecek bir enerji yaratmadı ve seçime ve seçimden sonrasına da hazır olduğunu algı yaratarak halkı ikna etmeli. Biz hazırız demekle olmuyor. Halkta bu algıyı yaratabilmeleri lazım. Peki sizin tecrübenize dayanarak soruyorum. Muhalefetin gerçekten şu anda olası bir erken veya baskın seçimde kazanma ihtimalini görüyor musunuz? Ya bunu böyle bir spekülasyona giremem. İkiye ayıralım. Cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimini ikiye ayıralım. Parlamento seçiminden başlayayım. Ben çünkü parlamento seçimini çok önemsiyorum. Nitekim bak İstanbul Belediyesi'nde meclise hakim olamayan Ekrem İmamoğlu topal ördek gibi.
ya çıkarmak istediği kararların hiçbirini meclisten çıkaramıyor kolay kolay. Meclis seçimi çok önemli. Mecliste iktidarın mı, muhalefetin mi çoğunluğu alacağı bir numaralı konu. Burada muhalefetin çok ciddi bir çoğunluk sağlaması ihtimalini görüyorum. Şu şartla. Bir, HDP ayrı girecek seçime tek başına. İki, CHP tek başına seçime ayrı girecek. Üç, diğer partiler, İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti'yi şimdilik saymıyorum çünkü nerede olacağı belli değil, bir takım görüşmeler kulağımıza geliyor. Bunlar da ayrı bir merkez, sağ merkez veya merkez ittifakı olarak girecekler. Böyle üçlü bir muhalefet seçime girerse çok ciddi bir parlamento çoğunluğu elde edebileceklerini ve doğru bir kampanya yaparlarsa hatta anayasayı değiştirebilecek çoğunluğu alabileceklerini düşünüyorum. Tam da burada şunu sorayım. Bu ihtimal de muhalefet parçalanmış olmaz mı? Sonuçta hayır, tersine. Hayır. Bak, burada sen Kemal Özkiraz'la diğer arkadaşlarla çok ciddi programlar yapıyorsun. İstişarelerde bulunuyorsunuz. Bu hesabı kitabı dikkatli yapsınlar. Şimdi kararsız kesim nerede? Kararsız kesim büyük ölçüde eskiden AK Parti'ye veya Cumhur İttifakı'na vermişler kararsızlığa geçmiş vaziyette. Bu kararsızlardan oy almak istiyorsan CHP çatısı altında girdiğin takdirde bu kararsızlar kendi evlerine geri dönerler. Onun için eğer İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi eskiden AK Parti'ye oy vermiş kararsızlardan oy almak istiyorlarsa bunlar CHP ile işbirliği içinde görünmemeleri lazım. Bugün çok iddianen bir şey söyleyeceğim. Deva ve Gelecek Partilerinin %2-2,5'larda akıllı durmaları anketlerde CHP ile beraber göründüklerinden oluyor. %28'lik, 30'luk, 25'lik kararsızlar var. Deva ve Gelecek toplam %5. Niye? CHP ile beraber göründüklerinden. Bu sosyolojik mesele hallolmadığı müddetçe bu iş hallolmaz. Belki Kılıçdaroğlu'nun son konuşmaları buna bir tedbir olarak daha fazla dini ögeler falan kullanıyor ama bu işi halletmez. AK Parti'ye oy vermiş seçmen daha bir iki seçim kolay kolay şak diye dönüp CHP'ye oy verecek durumda değil. Size katılıyorum Emin Bey ama şunu düşünmek istiyorum. Siz parlamento boyutundan bakıyorsunuz ama mevcut sistemde partili cumhurbaşkanı sistemi. Üç evet. Ayrı ittifak veya iki ayrı parti tek gidecek, bir de merkez ittifak. Üç ayrı oluşumdan bahsediyoruz evet. Muhalefetim. Seçimin ikinci tura kalma ihtimali o zaman ortaya çıkıyor. Ya bak gelmedi bir dakika. Ben sana parlamentodan bahsediyorum. Parlamentoda bu şekilde girilip de %55 ila %60 arası bir oy tabanına gelirse üçü beraber o zaman parlamentoda çoğunluğu hatta çok ciddi bir çoğunluğu elde edecekler. Doğru mu? Evet şu anda realite açısından mantıklı bu gördüğün öneri. O zaman Cumhurbaşkanı kimi seçersen seç. Parlamentoya geçiyor yetki. İki, eğer siz parlamenter rejime geçeceğiz diyorsanız bugünkü aşırı otoriter yetkilere sahip tek seçici Cumhurbaşkanı yerine parlamenter rejime uygun bir Cumhurbaşkanı adayı göstermeniz lazım. Bu çok güzel bir öneri. Anlatabildim mi? Yani yeni bir Erdoğan yani değil aslında yetkilerini kullanan ama yetkilerini mantıklı demokratik ölçülerde kullanan birisi mi diyoruz? Peki tabii yalnız ondan değil bir an evvel meclise dönüp arkadaşlar ben de parlamenter rejime dönmek istiyorum diyen birini koyacaksınız. Bunun çaresi nerede Gökhan? Bu hataya çok düşülüyor. Bunun çaresi bugünkü yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı seçmekte değil. Bunun çaresi makul neticeleri uygulanabilir bir seçimden sonra parlamentoda anayasayı değiştirerek parlamenter rejime dönebilmek. Yoksa siz bugün yetkilerini tenkit ettiğiniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerine aynı yetkilerle yine Türkiye'yi tek başına idare edecek bir adamı seçtirmenin mi peşindesiniz? Yok ben sizin hemfikirim bu konuda. Sana sormuyorum, hatta, muhalefete soruyorum. Yok muhalefet açısından da zaten sizin sözünüzü kesmiş oldum ama daha dün ve önceki günkü yayınımızda ısrarla söylüyorum ben Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş, Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu bu isimlerin hepsine saygı duyuyorum. Ama bu isimler icracı isimlerdir.
Başbakan kim olacak sorusunun cevabıdır bunlar dedim ben. Bravo. Aynen. Ben de senden aynı kanaatteyim. Belki o zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan da döner Kılıçdaroğlu veya Meral Hanım'a, çık sen Çankaya'da sembolik bir cumhurbaşkanı ol. Ben Özal'ın zamanında düşündüğü gibi parlamenter rejime dönüp başbakan olmayı istiyorum der. Diyebilir. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Bakalım olacak mı olmayacak mı? %30-35 aldığı takdirde de çok kuvvetli bir koalisyonun önemli partisi olarak gelir Türkiye'yi idare eder. Aynen katılıyorum sizlere. Ama şu da bir gerçek Emin Bey. Şimdi çok güzel noktaya temas ettiniz. Aslında anketlerin de şifresi bu. İktidar düşüyor MHP'siyle Adalet Kalkınma Partisi. Ama muhalefet de yükselmiyor. Burada yükselmeyecektir. Garip yükselmeyecek de Gökhan, yükselmeyecek. Bak, Gelecek ve Deva yükselmeyecekler. Neden? Ama CHP de yükselmiyor. İyi Parti'nin 1-2 puan ama o yükseliş sayamayız. İyi Parti'nin içine de Ümit Bey gitti, bombayı koydu. Koydu o bombayı. Net. Bombalamaya da devam ediyor. İyi Parti'de de bir sürü dedikodu var. Kim ayrılıyor, kim ayrılmıyor diye. İyi Parti'nin seçimlere kadar yükseleceğini mi düşeceğini mi bir soru işareti olarak bekleyip görmemiz lazım. Yani işte burada sizin de bahsettiğiniz gibi %20-28 arasında bir kararsız seçmen var. Evet. Bu kararsız seçmenlerin de ezici bir çoğunluğu. Bizim gibi ya da izleyicilerimiz gibi toplumsal muhalefette olan, muhalefeti beğenmeyen muhalefet değil, Adalet Kalkınma Partisi seçmeni, muhafazakar eğilimi olan, bravo, demokrat hassasiyeti olan bu insanlar, yani aslında bu dili geliştirmek gerekiyor. Aynen onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu adamlar nereye bakacaklar? Bu seçmen grubu, eskiden AK Parti'ye, belki de MHP'ye oy vermiş seçmen grubu nereye bakacak? Gidebileceği yerler belli. İyi Parti, Saadet, Deva ve Gelecek Partisi. Doğru mu? Aynen. Şimdi bunlara baktığı zaman, ya arkadaş bunlar CHP'yle işbirliği yapacaklar, onun yerine ben tekrar evime döneyim veya sandığa gitmeyeyim derse ne yapacaksın? Veya iktidar olabilecek heyecanı görmezse zaten bu seçmen oraya gitmiş. Aynen. Onun için seçmeni diyorum ki size bela Millet Parti, İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, çıkın deyin ki bizim ya bu CHP'den işimiz yok arkadaş. Biz %35-40'lık tabanı olan bütün AK Parti seçmenini bize davet ediyoruz. Hepiniz bize gelin ki bizim CHP'ye ihtiyacımız kalmadı. Tek başına iktidar olalım. Bu iktidar olduğumuzda da AK Parti'nin tenkit ettiğimiz yasaklar, tek adam rejimi, nepotizm, yolsuzluk, dış politikadaki bazı uygulamalar gibi konuları biz ıslah edelim, düzeltelim. Ama bizi CHP'ye mahkum etmeden iktidara getirecek şekilde bırakın AKP'yi, bize gelin diyebilmeleri lazım. Ama yoksa niye gelsin? Bu tartışma da şunu doğurmaz mı? Zaten Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi HDP bugün kriminalize edildi. Terörle eşdeğer görülüyor veya her koşulda HDP ile yan yana gelmek siyaset açısından utanç noktası gibi algı yaratıldı medyada, siyasette. Ki bir siyasi partiden bahsediyoruz. 6,5 milyon oy almış. Ve şimdi bu durum yeni bir HDP sendromu yaratmayacak mı? CHP Hayır, hiç yaratmaz. Bilakis HDP'ye karşı da muhalefetin tavrını ikircikli buluyorum. Arkadaşlar HDP partisini, yukarıdaki partisini PKK ile ilişkisini kesmediği için tenkit edebilirsin. Sen böyle bir ittifak kurarsan AK Parti'nin tabanının HDP'nin seçmenine de, tavanına değil tabanına dönersin. Dersin ki beyler biz hürriyetçi, kalkınmacı, nepotizmi bitiren, yolsuzluğu bitiren bir oluşumun içindeyiz. Ey seçmen kitlesi, sen de PKK ile ilişkin yoksa gel sen de bana oy ver dersin. Ben yeni bir siyaset anlayışını teklif ediyorum. Yoksa bugünkü tıkanık siyaset anlayışı Cumhur İttifakı'nın lehine çalışacaktır. Muhalefetteki Millet İttifakı kendi kendini tuzağa düşürüyor. Bundan not aldık bakalım Emin Bey. Evet, bu görüşlerin değişik olduğunu biliyorum. Tersine çok görüşler de çıkacaktır ama bunları ısrarla... Ama 23 derecenin farkı da bu. Farklı görüşleri buluşturmak zaten. Ve tartışmaya açtırtmak istiyorum. Çünkü bakın mesela Kemal Özkiraz da bir hesap yapsın.
desin ki kararsız seçmeni ölçsün. Arkadaşlar siz AK Parti'den memnun olmadığınız için kararsız hale geldiniz. Peki. Ama gidebileceğiniz gelecek DEVA veya İYİ Parti CHP ile işbirliği yaparsa yine de oy verir misiniz onlara? Yoksa hiç oy mu vermezsiniz? Yoksa AK Parti'ye geri mi dönersiniz diye bir araştırsın bakalım. Yani bu durumda aslında kararsız seçmenin politik yönelimi tespit edilirse Türkiye'deki ittifaklar da sistem krizde aslında çözülebilir. Bravo. Bir aynen o. Bugüne kadar da hiçbir araştırmacı bunu daha yapmadı. Aslında son iki ankette, MAK'ın yaptığı ankette dikkatimi çeken bir şey var Emin Bey. 24 Haziran seçiminde kime oy kullandın diyenler Adalet Kalkınma Partisi kararsızların %74'ü Adalet Kalkınma Partisi seçmeni. Evet doğru. Bu bir. İkincisi şimdi kime oy vermeyi düşünüyorsunuz diye düşünenler var. Gelecek Partisi DEVA diyenlerin oranı da %30'larda. Yani evet. Daha da basit bir hesap yapacak olursa kafa karışmasın izleyicilerimizin rakamlarla. 100 seçmen var. 100 seçmenin 20'si sandığa gitmek istemiyor. Bu 20'sinin 15'i Adalet Kalkınma Partisi seçmeni geçtiğimiz dönemde ve bu 15'in 5 tanesi belki Gelecek ve DEVA Partisi diyor ama onu hala ortada oy kullanmamayı düşünüyor. İşte veya bak AKP gördün mü? Onlara da belki gidecek diyorlar. Çünkü daha bu Gelecek Partisi'nden DEVA Partisi'ni Tayyip Erdoğan hedefe koymadı. Bunlara karşı uygulayacağı politikaları şeyinden çıkartmadı cebinden, şapkasından tekrar çıkartmadı. Tekrar AKP'ye de gidebilir bu ihtimalle söz konusu. Aynen, aynen. Dolayısıyla Gelecek Partisi de DEVA Partisi de ki benim daha çok sorularım var onlara. Yani Ergenekon sürecinde Adalet Bakanlığı yapmış bir kişi bir parti ise ben kocaman bir soru işareti koyuyorum oraya. Şimdi bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Bu partiler hala CHP ile beraber hareket ediyoruz dendiği için o %74'ün yani senin demin verdiğin %74'ün %10 diyelim 10 seçmen hala Gelecek veya DEVA veya Saadet diyemiyorum. Bundan Saadet'in de büyük ders çıkarması lazım. Hala niye %1,5'lardasınız? Bu da ayrı bir tartışma konusu dediğiniz gibi. Evet. Emin Bey. Yani ben muhalefetin bugünkü anketlerle yani AK Parti'den bu kadar sıkıntı şikayet varken çok ciddi bir eski AK Parti seçmeni kararsız hale gelmiş iken muhalefetin karar verdirtip kendisine gelmeye ikna edememesi konusunu gündeme getiriyorum ve onu anlatmaya çalışıyorum. Siz CHP ile beraber göründüğünüz müddetçe size gelmeyecekler. İkincisi CHP de arkadaş koltuk tekneklerini bırak. İşte bütçe konuşmasında yeni bir lider buldun. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ortaya. Evvela ikinci ana muhalefet olarak ben birinci parti olacağım iddiasını koy ortaya. Sen bu iddiayı koy. Gelecek DEVA İYİ Parti'de desin ki bütün AK Parti seçmenini bırakın kararsız olanınız hepiniz bana gelin. Ben nepotizmi bitireyim, yoksulluğu bitireyim, yolsuzluğu bitireyim, yasakları bitireyim, tek adam rejimini bitireyim. Hepiniz bana gelin desin. Bakalım ne olacak? O zaman yer yerine oynar derim ben de. Valla ben siyaseti böyle görüyorum. Aksi takdirde sana söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan gelecek seçimlerde aday olacak. Seçim kazanacak ama parlamentoda belki kazanacak, belki kazanmayacak. Ha, bu olduğu takdirde de ben başta olmak üzere herkes de buna saygı duymak mecburiyetinde. Ben saygı duyacağım. Tabii ki sandığa tabii ki saygı duymak zorunda. Demokrasinin olmazsa olmazı. Yeter ki seçim hilesiz hurdasız. Aynı temenni yapacaktım ben de. Yeter ki sandık demokratik olsun. Evet. Emin Bey çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler, yorumlarınız için gerçekten farklı bir yayın oldu. Ama 23 derece olarak bu tür yayınlar yapmaya özen gösteriyoruz. Farklı sesler, farklı alternatifler, görüşler önemsiyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı? Aynen, çok teşekkür ederim. Sana da gayretlerine teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii ben de eklemek istediğim bir şey var Emin Bey. Müsaadeniz olursa yayınlarımız da artık sonunda diyoruz. Yani buraya kadar zaten izlemişse bir izleyicimiz gerçekten sadık, demokratik bir izleyicidir. Henüz abone değilseniz ekranınızın sağ alt tarafında bir abone ol butonunu göreceksiniz. Videomuzu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarından paylaşın. Son bir ricamız da ekonomik bağımsızlık olmadan bağımsız gazetecilik olmuyor. Katıl butonumuz aktif altta. Bir 5 saniye değer basarsanız ona sizler de bu yayınların finansörü, sizler de bu yayınların sahibi olabilirsiniz. Çünkü biz de bu demokratik ortamı yaratma kaygısıyla
mücadele ediyoruz. Şimdilik cep telefonlarınıza, tabletlerinize, bilgisayarlarınıza konuk oluyoruz ama gün gelecek gerçek medyada her yerde olacağız diyorum. İyi günler. İyi günler.